Değerli basın mensupları, dün Irak'ın kuzeyinde bölücü teröristlerin üst bölgemize yerleştirdiği, üst bölgemize gerçekleştirdiği hain saldırıda bir Mehmetçimiz şehit düştü. Bir Mehmetçimiz de yaralandı. Yine bugün aldığımız acı bir habere göre aynı bölgede yine bölücü teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının, patlayıcının infilakı neticesinde. Kahraman 3 askerimizi şehit verdik. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, milletimize ise başsağlığı diliyoruz. Yaralı askerlerimize şifa dileklerimizi buradan bir defa daha iletiyoruz. Sayın Genel Başkanımız şehidimiz Piyade Onbaşı Cengizhan Kaplan'ın cenazesine katıldı. Şehit ailemizin acılarını paylaştı, taziyelerini iletti. Bu yüzden Merkez Yönetim Kurulu toplantımız gecikmeli olarak başladı. Şu anda da toplantımız devam ediyor. Değerli basın mensupları, Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketi, ardarda arda yaşadığımız ekolojik felaket, felaketler karşısındaki zafiyet, bu felaketlerde yaşanan yüksek can kayıpları, bu kayıpları azaltacak tedbirlerin yetersizliği, yaraların sarılmasındaki sorunların ortaya koyduğu devlet yönetim krizi, devlette yaşanan yönetim krizi toplantımızın en önemli gündem maddesiydi. Toplantımızda değerlendirdiğimiz bir diğer önemli e, gelişme Taliban'ın yıldırım hızıyla Kabil'e girmesi oldu. Kabil'in düşmesinin jeostratejik etkilerini ve sınırlarımızda büyüyen Afgan göçü tehdidini bu toplantıda tabii ki ele aldık. Yine milletimizi tehdit eden bir başka sinsi işgalciyi COVID-19 salgınında dördüncü zirveyi de toplantımızda değerlendirdik. Elbette ülkemizi içine ülkemizin içine düşürüldüğü bu büyük buhrandan çekip çıkarmak için atılacak adımları iktidara geldiğimizde alacağımız önlemleri de bu toplantıda ele aldık. Değerli basın mensupları, ülkemiz peş peşe gelen doğal afetlerle sarsılıyor. Yaz başında Marmara'da müsilaj felaketini yaşadık. Yazın ortasında güneyimiz orman yangınlarıyla kavruldu. Yaz sonuna yaklaşırken ülkemizin kuzeyi korkunç sel felaketlerinde boğuldu. Ne yazık ki rant uğruna doğayla uyum ve barışı bozmanın bedelini çok ağır ödemeye başladık. Ünlü astrofizikçi Hubert Reeves, doğa ile savaş halindeyiz ve eğer kazanırsak savaşı kaybetmiş olacağız diyerek tüm insanlığı uyarmıştı. Şimdi ne yazık ki bu savaşı kazansak dahi kaybedeceğimiz bir savaşın kurbanı olduğumuz gerçeğiyle yüzleşmeye başladık. Tabiat akılsızlığı, liyakatsizliği, beceriksizliği, açgözlülüğü ve dinmeyen rant hırsını can ve mal kayıpları olarak can ve mal kayıpları olarak hepimize fatura ediyor. Bartın, Kastamonu, Bozkurt ve Sinop Ayancık'ta şahit olduğumuz yıkım çok büyük. Can kayıplarımız artıyor. Ve hala kendinden haber alınamayan onlarca yurttaşımız var. Milletçe büyük bir üzüntü ve yas içindeyiz. Kaybettiğimiz yurttaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Milletimize sabır diliyoruz. Selin hemen ardından genel başkan yardımcılarımız, grup başkan vekillerimiz, milletvekillerimiz felaket bölgesine intikal ettiler. Hafta sonu da Sayın Genel Başkanımız beraberinde belediye başkanlarımızı da alarak bölgede incelemelerde bulundu. İhtiyaçları yerinde tespit etti. Belediye başkanlarımıza bu ihtiyaçların giderilmesi için gerekli talimatları verdi. Başta 11 büyükşehir belediyemiz ve diğer tüm ilçe belediyelerimiz felaket bölgesindeki yaraları sarmak için şimdi canla başla çalışıyorlar. Belediyelerimiz sel afetini yaşayan illerimize 479 personel, 193 iş makinesi ve 108 hizmet aracı olmak üzere toplam 301 araçla destek veriyor. Bunun yanında bölgede içme suyuyla duyulan büyük ihtiyacı gidermek amacıyla belediyelerimiz 40 tır dolusu içme suyu ve 15 bin gıda kolisiyle afetse de vatandaşlarımıza destek olmaya çalışıyor. Bunun yanında mobil mutfak tırları, mobil şarj üniteleri, 15 jeneratör, 7 tır hijyen malzemesi bölgeye hızla intikal ettirildi. Yeni yardımlar da yolda. Felaket dönemleri milli birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz dönemlerdir. Yaraları sarmak, kucaklaşmak, acıları beraberce hafifletmek millet olmamızın bir gereğidir. Milletimizin bu konudaki hassasiyeti zaten çok yüksektir. Milletimiz yöneticilerin eksikliklerini, yetersizliklerini üstün cesaret ve fedakarlığıyla kapatmayı da bilmiştir. İşte en son orman yangınlarında gördük. Millet devletinin uçaklarını havada göremeyince alevlerin üstüne çıplak elleriyle yürüdü. Ateşe bir avuç toprak, bir avuç su atmak için olağanüstü bir gayret gösterdi. Ama milletimizin bu dayanışma duygusunu sürekli istismar eden bir hükümet var. 15 Temmuz'dan bu yana yaşadığımız her felakette Erdoğan'ın yaptığı ilk iş millete bir IBAN numarası göndermek. Daha kayıplarımızın boyutunu öğrenemeden, acımızla yüzleşemeden felaketlerin sabahında IBAN numaralarıyla yüzleşiyoruz. Millete bugün IBAN numarası atanlar daha birkaç gün önce Somali'ye 30 milyon dolar hibe ediyorlardı. Milletimiz de şimdi haklı olarak bu ne peris? Bu ne lahana turşusu diye soruyor. Hükümetler yardım toplamaz, hükümetler vergi toplar. Onu da Erdoğan hükümetleri milletten zaten bol bol topluyor. 20 yılda milletimizden 2 trilyon 311 milyar dolar vergi topladılar. Dış borç, iç borç, özelleştirmeler dahil 2,5 trilyon dolar harcadılar. Kendilerinden önceki 79 yılda kullanılan kaynağın neredeyse 4 katını 19 yılda kullandılar. Ama her felakette millete IBAN numarası atmaya devam ediyorlar. Tekrar ediyorum. Hükümetler yardım toplamaz. Yardımları sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve diğer sivil oluşumlar toplar. Vatandaş gönlünün razı olduğu yere gönlünden koptuğu bağışı yapar. Ama bu hükümetin bu konudaki kıskançlığı had safhada. Konu para olunca memlekette benden başka kimse para toplayamaz diyor hasisliğin, bencilliğin, kibrin geldiği noktaya bir bakın. <laughs> Hadi yardım bağış diyerek para topladınız. Topladığınız paralar yerlerine ulaşıyor mu? Bunun hesabını veriyor musunuz? Ne gezer? Bıraktık yardımı, beyler topladıkları verginin hesabını bile vermiyorlar. 1990'daki depremlerle beraber özel iletişim vergisi biliyorsunuz hayatımıza girdi geçici süreyle çıkarılan bu vergiyi Erdoğan kalıcı hale getirdi. 2003'ten bu yana da milletten 35 milyar 544 milyon dolar özel iletişim vergisi toplandı. Kaç defa sorduk bu topladığınız deprem vergileri nereye gitti diye. Cevap, Bay Kemal'e hesap vermeye zamanımız yok oldu. Yine 15'te, 15 Temmuz'da millete iban atıp 309 milyon lira para topladılar. Memlekette 15 Temmuz Köprüsü var. 15 Temmuz Camii var. 15 Temmuz Okulu var. 15 Temmuz Parkı var. 15 Temmuz Çeşmesi var. Ama 15 Temmuz şehit ve gazileri için toplanan milyonlar ortada yok. Genel Başkanımız bu konuyu aylarca gündemde tuttu. Beyler ancak sonunda çıktı da toplanan paraların hazineye aktarıldığını itiraf ettiler. Beşiktaş'taki terör saldırısının ardından toplanan 52 milyon lira da saldırıda yaşamını kaybedenlerin ailelerine ulaşmadı. Bunların yardım toplama konusunda ne yazık ki sicilleri bozuk. Millet de haliyle bunlara artık güvenmiyor. Benden para isteyeceğine beşli çeteye ödediğin garanti dolarları kes. Ben kendi yardımımı bildiğim gibi kendim yaparım. İstediğime veririm, güvendiğime veririm, sen kendi işini yap diyor. İsraftan, şatafattan, önce sen israftan, şatafattan vazgeç. Yürüyen uçan saraylarının sayısını azalt diyor. Şimdi millet haksız mı? Elbette değil. Allah aşkına her felakette millete iban atıp, milletin himmetine başvuracaksanız, o zaman hükümet olarak oraya siz neden oturdunuz? Siz ne iş yaparsınız? Değerli basın mensupları, o ülkede, bu bir ülkede camiye, kışlaya, adliyeye siyaset girmişse, yönetimde de çürüme başlamış demektir. Acılarımız hala çok tazeyken, sahilde tomrukların arasından vatandaşlarımızın cansız bedenleri toplanırken, Bozkırt'taki cami avlusu Erdoğan'a siyasi dekor yapıldı. Selden sonra Sahra Hastanesi olarak kullanılan cami apar topar boşaltıldı. Erdoğan da cami avlusunda rahat rahat nutuk attı. Çıktı, kendisine eleştirenlere bozgucunu dedi. Eleştirilere kirli senaryolar dedi. 2023 dedi, 2053 dedi, siz dedi, biz dedi. Dere yatağındaki çok katlı binalar konuşulmasın. Daraltılan dere yatakları soru sorgulanmasın. Dere yatağındaki tomruk depolama alanlarının hesabı sorulmasın. Derelerdeki HES'ler tartışılmasın, yanlış yapılan köprüler konuşulmasın diye milleti şu zor gününde bile bölüp parçalamaya, ayrıştırmaya çalıştı. Erdoğan'ın Atama İçişleri Bakanı ise çıktı sel bölgesinde buranın üzerinden siyaset yapmak ayıptır, insanlık dışıdır, şeytanla işbirliğidir dedi. Artık bunların bir dediği bir dediğini tutmuyor. Erdoğan ne söylüyor, tam burası ne çalıyor. Ne güzel demiş Anadolu'nun tertemiz ve ciddi Yunus Emre. Emeksiz zengin olanın, kitapsız bilgin olanın, sermayesi din olanın rehberi şeytan olmuştur. Bu millet alın teri dökmeden zenginleşen rantiyeleri, dere yataklarına bina yapanları, bu binalara izin verenleri beşli çeteyi ülkeyi peşkeş çekenleri, Karadeniz'in derelerine HES kelepçelerini takanları, bir de üstüne üstlük selin en büyük mağdura HES'lerdir diyen vicdan yoksunlarını ve elbette ülkeye yapılan tüm bu kötülüklerin üzerine mukaddes dinimizi örtü yapmaya kalkanları görüyor, biliyor. Notlarını veriyor. Hesabını sormak ve onları tarihin tozlu raflarına göndermek için artık sabırsızlıkla sandığı bekliyor. Değerli basın mensupları, ülkemiz çok büyük bir ülkedir. Türkiye Cumhuriyeti çok büyük bir devlettir. Bu ülkenin potansiyeli çok yüksektir. Yeter ki bilimle, akılla, istişareyle, liyakatli kadrolarla yönetiz. Yaşadığımız son felaketler gösterdi ki doğaya karşı işlenen suçların bedeli çok ağır oluyor. Giden canı da geri getirmek mümkün değil. Ama en azından kalanların acılarını gidermek için Genel Başkanımızın koordinasyonunda belediyelerimiz ellerinden geleni yapmaya devam edecekler. İklim değişikliği artık bir risk değil. Kapımızdaki en ciddi tehditlerden biri. Bu nedenle doğa ile uyum içinde yaşamayı amaçlayan politikaları hızla geliştirmek zorundayız. Bizim iktidarımızda borçla şişirilen betona veranta dayalı büyüme stratejisine artık bir son vereceğiz. Kanal İstanbul gibi rant ve talan projeleri çöpe gidecek. Onun yerine su kaynaklarımızı en etkin şekilde kullanacağımız tarımsal sulama projelerine, tarımsal sulama kanallarına öncelik vereceğiz. GAP ve Konya Ovası sulama projelerini tamamlayacağız. Hızla bitireceğiz. Sınırlı kaynaklarımızı İstanbul depremine hazırlık için seferber edeceğiz. Dere yataklarına yapılan binalara müsamaha göstermeyeceğiz. Dere yataklarını işgal eden binaları uygun yerlere taşıyacağız. Derelerimizin akış rejimini bozan HES projelerini gözden geçireceğiz. Ekolojik ve ekonomik sürdürülebilirlik tüm politikalarımızın ana eksenlerinden biri olacak. G20 ekonomileri içinde Paris İklim Anlaşması'nı onaylamayan tek ülke bizim ülkemiz Türkiye. İktidara geldiğimizde bu ayıba hemen son vereceğiz. Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı'na uyum için gerekli siyasi iradeyi göstereceğiz. Bu yapısal dönüşümün getireceği kısa vadeli yükleri en adil şekilde paylaştıracağız. Yine ülkemizde sosyal devleti güçlendireceğiz. Yeşil ve dijital devrimi yaparken aile destekleri sigortasıyla kimseyi arkada aç ve açıkta bırakmayacağız. Mahatma Gandhi'nin söylediği gibi dünya herkesin ihtiyacına yetecek kadarını karşılar. Ancak herkesin hırsına yetecek kadarını karşılayamaz. Biz bu ülkeyi de bu ülkenin kaynaklarında hırsla değil akılla, bilimle, istişareyle yöneteceğiz. Değerli basın mensupları, Türkiye bir yandan Karadeniz'deki sel felaketiyle uğraşırken, bir yandan da sınırlarımızda insan seli felaketleriyle boğuşuyor. Ülkemiz çok büyük bir tuzakla karşı karşıya. Ama ülkemizi yönetenler bu demografik tuzak karşısında ne yazık ki gaflet, dalalet, delalet ve belki de hıyanet içerisinde. Erdoğan okyanus ötesinden yazılan ve önüne konan metne göre sürekli rota değiştiriyor. Bir çıkıyor, finansı iyi yönettiğimiz için mültecileri almaya devam edeceğiz diyor. Bir çıkıyor, Türkiye yol geçen anı değildir diyor. Bir çıkıyor, sınırlarımızda düzensiz göç akını söz konusu değil diyor. Dün çıkıyor, Türkiye olarak İran üzerinden gerçekleşen ve giderek yoğunlaşan Afgan göçmen dalgasıyla karşı karşıyayız diye veriyor. Bu çelişkili açıklamaların hepsi de 10 gün içerisinde yapılıyor. Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan çıkma kararının ardından para ve siyasi destek karşılığında Afgan sığınmacılarının ülkemize gelmesine göz kırpmıştı. 20 yıldır Afganistan'da olan egemen güçlerin neden olduğu bu insani krizin yükünü de milletimize yıkacağını söylemişti. Buradan açıkça söylüyoruz. Ülkemizde 5 milyon Suriyeli var. Bunun üstüne bir de Afgan göçüne seyirci kalınması Erdoğan şahsım hükümetinin o böyle bütün finansı iyi biliriz iddialarına rağmen milletimizi bir kere daha sırtından hançerlemesi olur. Esas olan bu devletin bekasıdır. Çocuklarımızın, torunlarımızın geleceğidir. Ülkemizin demografik yapısına göz göre göre zaman ayarlı kitlesel imha silahı yerleştirmek, yerleştirilmektedir. Afganlar Erdoğan-Biden görüşmesinden sonra Türkiye'ye akın akın zaten gelmeye başlamışlardı. Arada 2.500 kilometre var. Koskoca bir İran devleti var. Ancak gelenler öyle gözüküyor ki düzensiz falan gelmiyor. Gayet düzenli, gayet planlı, gayet organize bir şekilde Erdoğan'ın altına imza attığı bir operasyonla geliyor. Erdoğan artık milletimizin huzuruna çıkmalıdır. Haziran ortasında kapalı kapılar ardında yanına dışişlerinden bir görevli dahi almadan. Biden'la yaptığı pazarlığın detaylarını milletimize açıklamalıdır. Erdoğan Türkiye'ye kurulan bu tuzağa nasıl razı olmuştur veya razı edilmiştir? Bunu Türkiye'de Erdoğan'dan başka sadece Saray Sosyetesine mensup Kavakçı'nın kızı bilmektedir. Muhataplarımız şunu bilsin ki kapalı kapılar ardında Erdoğan'ın vermiş olduğu sözler Erdoğan'ı bağlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi onayından geçmemiş hiçbir anlaşma Türkiye Cumhuriyeti'ni bağlamaz. Herkes bu açık gerçeğe göre ayağını denk alsın. Planlarını ona göre yapsın. Değerli basın mensupları, dün Afganistan'da çok büyük bir kaos başladı. 300 bin kişilik modern silahlarla donatılmış Afgan ordusu birkaç hafta içinde silahlarını bırakarak dağıldı gitti. 75 bin kişilik Taliban milisleri doğru dürüst tek kurşun atmadan ülkenin tamamını ele geçirdi. İki ay önce egemen güçlerin olmaz dedikleri her şey oldu. Kabil Taliban'ın eline geçti. Afganistan Cumhurbaşkanı ülkesini terk edip Tacikistan'a kaçtı. Taliban, Türk askerlerinin ayrılması için 1 Eylül'e kadar süre verdi. Şimdi bu koşullar altında Afganistan'daki Mehmetçiğimiz derhal ait olduğu yere ülkemize ve sınırlarımızın müdafaasına dönmelidir. Ama Erdoğan hala Afganistan'da egemen güçlerin taşeronluğunu kapmak için Taliban ile zemin yokluyor. Taliban ile inanç farklılığı yokmuş. Taliban lideriyle de görüşebilirmiş. Yine dün de Pakistan üzerinden Taliban'a çiçekler göndermeye devam etti. Erdoğan Afganistan'da illa bir taşeronluk üstlenecekse dantelli kefen bezi kuşana, kuşanan tosuncuklarını o da olmazsa besleyip büyüttüğü sadatçılarını oraya göndersin. Mehmetçiğimizin üzerinden elini çeksin. Son kez uyarıyoruz. Afganistan'da Mehmetçiğimizin ayağına değecek en ufak taştan bizzat siz sorumlu olursunuz. Bölgemizde artık yeni bir kaosun kapıları aralanmıştır. Afganistan, İran, Türkiye aynı jeostratejik fay hattındadır. Afganistan'daki kırılma tüm bölgeyi etkileyecektir. Bu konu milli bir mesele olarak ele alınmalı, bir kişinin iki dudağı arasına bırakılmamalıdır. Değerli basın mensupları, ülkemizde bir başka sinsi işgalci de COVID-19 salgınıdır. Ağustos ayının ilk yarısında ortalama günlük vaka sayısı 23.441 oldu. Yine bu dönemde günde ortalama 122 vatandaşımız salgın nedeniyle yaşamını yitirdi. Döndük, dolaştık. Günlük vaka sayısında da, günlük ve günlük vefat sayısında da mayıs ayı seviyelerine geldik. Dünyada salgına en çok kurban veren 19. ülkeyiz. Günlük vaka sayısında ise halen 12. sıradayız. Turizmin zirve sezonundayız. Ama orada da işler parlak gitmiyor. İngiltere'de zaten kırmızı listedeydik. Suudi Arabistan Türklere umreyi kapatmıştı. Şimdi de Almanya'nın kırmızı listesine girdik. Okulların açılmasına, planlanan yüz yüze eğitime başlangıç tarihine 15 günümüz kaldı salgın yeniden kontrolden çıkıyor. Maske, mesafe, hijyen çok önemli ama yaz aylarında bunları tamamen unuttuk. Çare aşı. Ama bu konuda da başarılı olduğumuzu söylemek çok zor. Toplumsal bağışıklık için toplumun en az yüzde yetmişinin iki doz aşılanması gerekiyor. Danimarka'da bu oran yüzde 65, Kanada'da yüzde 63, İsrail'de yüzde 63, İtalya ve Almanya'da ise %57. Bizde ise tam doz aşı olanların oranı hala yüzde %40 civarında. Aşı konusundaki başarısızlığın arkasında yanlış yönetim var. Bugün de yine aşı konusunda büyük bir kaos yaşadık. Daha önce iki Sinovac, bir Biontech aşısı yaptıran yurttaşlarımıza sabah dördüncü doz Biontech aşıları tanımlandı. Gelin yaptırın diyordu. Ama şimdi basın toplantısına inerken öğrendik ki dördüncü doz aşılar iptal edilmiş. Ya milletin sağlığı konusunda bu kadar böyle böyle bir keyfilik ne demek oluyor? Bu kararları kim alıyor? Nasıl oluyor? Bu nasıl bir plansızlık? Bunları bunları kabul etmek mümkün değil. İşte böyle bir karmaşa içinde velilerimiz okulların Eylül'de açılıp açılmayacağını merak ediyor. Ağustos ayının ortasını geçtik. Eylül başında okulların ne olacağı hala belli değil. Kabineden çıkacak karar bekleniyor. Salgın yönetimindeki beceriksizlikler sadece milletimizin sağlığına ve ülkemizin ekonomisine darbe vurmakla kalmadı. Belki de hepsinden önemlisi gençlerimizin eğitimine yani ülkenin geleceğine darbe vurdu. Okulların açılmasıyla ilgili kesin karar için randevu kabine toplantısına verildi. Ama İki haftadır kabine toplantıları erteleniyor. Aslında tabii ülkede karar almak için kabinenin toplanmasına gerek yok. Ne de olsa ülkede her şey bir kişinin iki dudağı arasından çıkan kararlara göre uygulanıyor. Türkiye salgında okullarını en uzun süre kapalı tutan ülkelerden biri. Defalarca uyardık bir nesli kaybetmek üzereyiz dedik okullarımız bir buçuk yılı aşkın süre kapalı kaldı. Bu kadar süre okuldan uzak kalmak gençlerimizin eğitimine de öğretim, öğrenimine de çok büyük zararlar verdi. Uzaktan eğitim Arap saçına döndü. İmkanı olmayan ailelerin çocukları eğitime ulaşamadı. İmkanı olan ailelerin çocukları da uzaktan eğitimden hiçbir şey anlamadı. Okulların daha fazla kapalı kalmasına artık bu ülkenin tahammülü yok. Okullar açılmadan önce sınıf başına öğrenci sayısını azaltmak için ne tür tedbirler alındı? Okullarda ve sınıflarda yeterli havalandırma altyapısı oluşturuldu mu? Okullarda hijyen koşullarını tas tamam sağlamak için neler yapıldı? Öğretmenler ve okul personeli tam olarak aşılandı mı? Önceki Milli Eğitim Bakanı bunları cevaplamadan istifa etti. Velilerimiz bu soruların cevabını yeni Milli Eğitim Bakanı'ndan bekliyoruz. Umarız bu sorulara bir an evvel doğru cevapları alırız. Çocuklarımız en kısa sürede sağlıklarını tehlikeye atmadan okullarına kavuşur. İlim yolunda yürümeye devam eder. Ne güzel diyor Hacı bektaş Veli. İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. Çocuklarımızın yolu hep aydınlık olsun. Bu vesileyle Hakk'a kavuşmasının yıl dönümünde Hacı Bektaş-ı Veli'yi de bir kez daha saygıyla anıyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi sorularınız varsa alabilirim. Efendim bize yönlendirilen sorular oldu. Şimdi müsaadenizle onları aktaracağım. ATV tarafından yönlendirilen iki soru var. İlk soru şöyle. İyi Partili Aytun Çıray, HDP PKK üzerinden seyitanlaştırılıyor demişti. Son olarak CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da Selahattin Demirtaş neden hapiste diye sordu. Millet İttifakı'ndan gelen HDP yönelik bu mesajlar için bir değerlendirmeniz olur mu? Ben kendi genel başkanımız ve partimizle ilgili kısmına cevap vereyim. Biz hak, hukuk, adalet diyerek Ankara'dan İstanbul'a yürümüş bir partiyiz. Biz iktidar muhalefet demeden haksızlığa uğrayan herkesin hakkını, hukukunu bugüne kadar savunduk, savunmaya da devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi ve Genel Başkanı, bu ülkede kim haksızlığa uğur, uğrarsa onun hakkını aramaya kararlıdır. Yüksek seçim kurulu kararlarıyla Cumhurbaşkanlığı seçimine giren bir kişinin daha sonra anayasa mahkemesi kararlarına da rağmen hapiste tutulmasının nedenini Erdoğan'a sormak gerekir, bize değil. Efendim ATV tarafından yönlendirilen bir diğer soruda şöyle. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Devlet Bahçeli Erdoğan'ın her söylediğini emir komuta zinciri içinde yerine getiriyor açıklamalarına MHP'den tepki geldi. MHP Genel Sekreteri Sayın Kılıçdaroğlu'nun ülkenin iç huzurunu baltalamakla suçladı. Siz bu açıklamalara nasıl bir yorum yaparsınız? Genel Başkanımız doğruyu söylemiştir. Ülkenin iç huzurunu baltalayan Erdoğan'ın emir komutasında Bahçeli'nin ta kendisidir. Cumhur İttifakıdır. Ülkeyi kutuplaştıran, ayrıştıran, parçalayan Cumhur İttifakı onun büyük ve küçük ortakları ve bunların ve bunun içindeki emir komuta zinciridir. Milletimiz olanları görmektedir. Herkesin notunu vermektedir. Bunlara tasdiknamelerini vermek için önüne gelecek sandığı sabırsızlıkla beklemektedir. Evet, buyurun. Yani millet haber ajansından oldukça eş, Eşke, bugün işsizlik oranları da açıklandı biliyorsunuz. Ekonomide e, büyüme de var deniyor. Bu konuyla alakalı görüşlerinizi alabilir miyiz? Tabii yani işsizlik oranları e, geçen geçtiğimiz hafta açıklandı benim bildiğim kadarıyla ve bu işsizlik rakamlarına baktığımız zaman işsiz sayılarında e, çok ciddi bir e, düşüş vardı ama diğer verilerin bu düşüşü desteklemediği açık seçik ortada kaldı ki bu tür demografik verilerde bu kadar hızlı düzelmeler her zaman kuşku yaratır. O zaman da demiştim ki hatırlayacaksınız Erdoğan bir televizyon programında. Bundan sonra <laughs> fiyatlar hep düşecek. Faizler de onunla birlikte düşecek demişti. fiyatların sorumlusu TÜİK. TÜİK yapacağı makyajın dozuyla ilgili talimatı almış gözüküyor. Ve buna ilk olarak işsizlik rakamlarıyla başladı. Yani işsizliğin düşüp düşmediğini şu sokağa çıksanız insanlara bir sorsanız durumu göreceksiniz. Ama her ne hikmetse Hemen arkasından para politikası kurulu toplantısı geldi. O para politikası kurulu toplantısında merkez bankası Erdoğan'ın talimatını almadı, faizleri düşürmedi. Piyasanın verdiği sinyallere uydu, patronu Cumhurbaşkanının verdiği sinyallere uymadı. Ee, bir soru daha sordunuz. Yani büyüme rakamları. Büyüme rakamları ile ilgili olarak şunu söyleyeyim. Tabii bu birinci çeyrek ve ikinci çeyrekteki büyüme rakamları geçen yılın son derece düşük bazı üzerinden gelen büyüme rakamları. Ee, baz düşük olduğu zaman büyüme normal seviyelerine doğru tırmandığında artışlar çok yüksek gözüküyor. Dolayısıyla bunlarla övünmenin çok da büyük bir anlamı yok. Aslında büyüme rakamlarına Mevsimlik düzeltmesi tabii bu teknik bir konu ama mevsimsel düzeltmesi yapılmış bir çeyrek öncesine göre e, değişimlere bakmak lazım. O bir büyüme hızında neler olup olmadığını açık seçik gösteriyor. Bakalım göreceğiz ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre büyüme hızı artmış mı yoksa azalmış mı? Yine öyle gözüküyor ki 3 ve dördüncü çeyreklerde büyüme hızında önemli ölçüde aşağı doğru gidiş olacak. Özellikle geçtiğimiz yıllarda pandemi sürecinde verilmiş olan aşırı borçlar yani Türkiye'de biliyorsunuz pandemiyi aşarken bütün dünya bütçesinden doğrudan destek verdi. Biz millete kredi verdik, kredi dağıttık. Şimdi tabii bu kredilerin yaratmış olduğu bir hararet var ve bu hararet devam ediyor. Ama bu kadar borçlandırdığımız için de bu sürdürülebilir bir durum değil. O nedenle de Türkiye ekonomisindeki gelişmelere 3. çeyrek, 4. çeyrek ve önümüzdeki yıl bakmak lazım. Bildiğimiz bir tek şey var. Sahadayız. Ben geçtiğimiz hafta Tekirdağ'dayım. Esnaf hayatından memnun değil. İş adamları endişeli. Çiftçi büyük sıkıntıda. O nedenle TÜİK ne rakam açıklarsa açıklasın, hangi büyüme rakamını açıklarsa açıklasın, hangi işsizlik rakamını açıklarsa açıklasın, millet artık buna inanmıyor. Evet, var mı başka soru? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.